NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Şu ana haberde karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ama önce özetlere bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki mitingde konuştu. Yerel seçimden Küçükçekmece'deki seçim çalışması sırasında gerçekleşen saldırıya kadar birçok konuda mesaj verdi. Aktaracağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden adaylığı tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için yeni anket sonucuna göre hareket edeceklerini söyledi. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz dedi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımı için Kongre engeli de aşıldı. Sırada kabul ve teklif mektupları var. İlk teslimatların yapılması içinse en az 4 yıllık bir süre öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığa yeniden talip olan Donald Trump, NATO'ya maddi destek sağlamadığı gerekçesiyle müttefiklerini tehdit etti. Rusya'yı onlara saldırması için teşvik ederim dedi. Başlıklar böyleydi. Ayrıntılar için ana habere başlıyoruz. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Gündem yerel seçimler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da vatandaşlara seslendi. AK Parti'nin adaylarını tanıttı. Erdoğan kentsel dönüşüme dikkat çekerek seçmenden oy istedi. Tercihinden dolayı milletimizi asla yargılamayacak, milletimize karşı kesinlikle hürmetsizlik etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da seçmene seslendi. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayları için oy istedi. Erdoğan CHP belediyeciliğini eleştirdi. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin özellikle kentsel dönüşüm için milat olacağını ifade etti. 31 Mart'tan sonra hükümet, belediye el ele vermek suretiyle İşbirliği içinde kentsel dönüşüm süreçlerini daha da hızlandıracağız. Özellikle çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın yaygın olduğu deprem riski yüksek illerimize daha fazla yoğunlaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ve ilçe adaylarıyla birlikte halkı selamladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın iki önemli toplantı var. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından da parti meclisi toplanacak. Yeni adayların belirleneceği toplantıda Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tartışmaya yol açan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'a yönelik protestolar da ele alınacak. Kritik toplantılar öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen açıklamalar da vardı. İzleyelim. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz. 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bir süredir tartışma konusu. Konu önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından da parti meclisi toplantılarında ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday gösterilen isimler için de anket yaptırıldığını, olumsuz geri dönüş almaları durumunda müdahale edeceklerini söyledi. Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Bu anketler yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak elbette meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir. Özel, DEM Parti'nin yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararını da değerlendirdi. Kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da lafımız da yoktur, minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete bir özür borçları vardır. Bizim DEM'le yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda, kimlerin ne şekilde, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Özel bu mesajları eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından verdi.
Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Ankara Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında konuştu. CHP'ye ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert eleştiriler yöneltti. DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararını da değerlendirdi. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede? Bugünkü CHP nerededir? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararını bu sözlerle değerlendirdi. MHP'nin Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında konuşan Bahçeli, hem CHP'yi hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Geride kalan 5 yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim kampanyaları döneminde başkenti yüzüstü bırakmıştır. Mahalli idareler seçimlerinde Ankara'nın prangalarından kurtuluşunu hedefliyoruz. Yavaş yavaş bu kentimizin enerjisini sömürenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Devlet Bahçeli sadece MHP'lilerden değil, CHP'ye oy veren ülkücülerden de Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altunok için oy istedi. CHP'ye oy veren kardeşlerim, oyalanmayın, yalanlara kanmayın. Ankara'nın tamamına Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır. Artık Altok değil, altın çağı başlamıştır. İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece ilçe başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim kampanyası sırasında ateş açılmasıyla ilgili 17 kişi gözaltında soruşturma sürüyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Polis olayın aydınlatılması için 150 kişilik özel bir ekip kurdu. 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi ve operasyonlarımız da devam ediyor. Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bölgede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada son bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Zanlılarla bağlantılı olduğuna sürülen şüphelileri yakalamak için de çalışmalar devam ediyor. Saldırganlar İstanbul Küçükçekmece'deki sokağın girişine ciple geldi. Biri camdan, diğeri aracın tabanını açarak arka arkaya ateş etti. O anlarda bölgede AK Parti Küçükçekmece ilçe başkan adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yapıyordu. Bir dernek binasına girmişti. Kurşunlar sokaktaki bir kadının ağır yaralanmasına neden oldu. Marketten gelirken az da ileri gelsem kurşun bağ geliyordu. Saldırı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de yaralanan kadının ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanede sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Kurşun beyni hafiften bir hasar vermiş. Buraya geldiğinden çok daha iyi olduğunu doktorları söylüyorlar. İnşallah kurtarır diye bekliyoruz. Saldırının arka planının aydınlatılması için 150 kişilik özel bir polis ekibi oluşturuldu. Derinler kriminal laboratuvarına götürüldü. Polis ekiplerinin incelemesi uzun süre devam etti. İlk belirlemelere göre olay yerinde 17 boş kovan bulundu. İşte onlardan 3'ü bu alandaydı. Bakın işte işaretlenmiş vaziyette boş kovanların bulunduğu yerler. Saldırganlar daha çok bu noktadan ateş açtı. Biraz ileride yine benzer şekilde 3 ayrı boş kovan bulundu. Zanlıların kimlerden yardım aldığı, saldırı noktasını nasıl seçtikleri, nasıl bir plan yaptıkları araştırılıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışında önemli bir eşik daha aşıldı. Kongre'ye gönderilen resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki inceleme süresi doldu. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin süreç engelleme ve itiraz olmadan tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 26 Ocak'ta Kongre'ye gönderdiği resmi bildiride Türkiye'ye 40 adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 modernizasyon kitinin satılmasının onaylandığı belirtilmişti. Bildirimin ardından Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde başlayan inceleme ve itiraz süreci de sona erdi. Yasal olarak belirlenen 15 günlük süreç satışı durduracak herhangi bir engelleme ve itiraz olmadan tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, kongreden çıkan kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak tanımladı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır ifadeleri kullanıldı. NTV'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden kabul ve teklif mektupları beklenecek. Daha sonra da takvimlendirme çalışması yapılacak açıklamasında bulundu. Resmi bildirim ve 15 günlük incelemenin ardından F-16'ların Türkiye'ye satışına ilişkin resmi sürecin başlaması bekleniyor. Süreçte önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri ve F-16 savaş uçaklarının üretimini gerçekleştiren Lockheed Martin firmasıyla anlaşmanın ayrıntıları ele alınacak. Hem teslimat takvimi hem de daha önce 23 milyar dolar olarak açıklanan bütçenin son hali netleşecek. NTV'nin edindiği bilgilere göre ilk teslimatın yapılması için en az 4 yıllık süre öngörülüyor. Teslimat takviminde önceliğin yeni F-16'larda değil, modernizasyon kitlerinde olacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre Lockheed Martin'in F-16 üretim tesisinde aylık kapasite 4 uçakla sınırlı. Ayrıca tesis daha önce onaylanan satış sözleşmeleri çerçevesinde başka ülkelerin F-16'ları için tam kapasite ile çalışıyor. Bahreyn, Slovakya, Tayvan, Bulgaristan ve Ürdün'ün sözleşmeleri çerçevesinde 100'den fazla F-16 Block 70 üretim için sıra bekliyor. Teslimat takviminin fazla uzamaması adına envanterdeki Türk F-16'larına entegre edilecek 79 modernizasyon kiti için bu konuda altyapıya sahip TUSAŞ'ın görev alması seçenekler arasında. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye ülkeleri tehdit etti. Ödemelerini yapmazlarsa Rusya'yı onlara saldırması için teşvik ederim ifadelerini kullanan Trump'a Beyaz Saray'dan da tepki gecikmedi. You didn't pay. Ödeme yapmadın mı? Borçlu musun? O halde seni korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapması için cesaretlendiririm. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya'yı savunma harcamalarını yeterli düzeyde yapmayan NATO ülkelerine saldırmaya teşvik edeceğini söyledi. Beyaz Saray ise Trump'ın bu sözlerine dehşet verici ve akıl dışı diyerek tepki gösterdi. Cumhuriyetçi Donald Trump, Güney Carolina'da düzenlediği seçim mitinginde konuştu. Gündeminde NATO vardı. Trump, başkan olduğu dönemde yapılan bir NATO toplantısını hatırlattı. NATO üyesi büyük bir ülkenin liderinin ayağa kalkarak kendisine eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak bizi koruyacak mısınız diye sorduğunu söyledi. Eski başkanın bu soruya verdiği cevap Beyaz Saray'ın tepkisine neden oldu. Trump, NATO içinde maddi yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülkeyi korumayacağını söyledi. Hatta Rusya'yı istediği her şeyi yapması için cesaretlendireceğini de dile getirdi. Trump'ın yaptığı bu açıklamalar üzerine Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, müttefiklerimizin işgalini teşvik etmek dehşet verici ve akıl dışı ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamalarının Amerikan ulusal güvenliği ve ekonomisinin yanı sıra küresel istikrarı tehlikeye attığını belirtti. Eski Başkan Trump ise NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne finansal açıdan yük olduğu görüşünde.
Cumhuriyetçilerin adaylık yarışını önde götüren Trump, başkan olduğu dönemde ülkesinin NATO'da kendi payına düşenden fazlasını ödediğinden şikayet etmiş, sık sık örgütten çekilme tehdidinde bulunmuştu. Bugün İran İslam Devrimi'nin 45. yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi Tahran'da Azadi Meydanı'nda büyük bir kalabalık toplandı. Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar attı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi konuşmasında İsrail'in Birleşmiş Milletler'den atılması gerektiğini savundu. Azadi Meydanı'nda yüz binler toplandı. Meydanda Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganları yankılandı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'da. İran, İslam devriminin 45. yıl dönümünü kutladı. Her yıl olduğu gibi Azadi Meydanı'nda devasa bir miting yapıldı. Mitinge katılanlar, İran devriminin lideri Hümeyni'nin, dini lider Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı. Irak'ta Amerikan saldırısında öldürülen devrim muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de unutulmadı. Meydanda İran yapımı füzeler ve roketler de sergilendi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kürsüden hem halka hem dünyaya seslendi. Siyonist rejimin sonunun geldiğini ileri sürdü. İsrail'e karşı atılması gereken en önemli adımlardan birinin Birleşmiş Milletler'den atılması olduğunu söyledi. İran'da 1979'da Amerika Birleşik Devletleri destekli Şah Muhammed Rıza Pehlevi devrilmiş, yerine Hümeyni önderliğinde İslami bir rejim kurulmuştu. İran İslam rejimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtlığıyla biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri büyük şeytan, İsrail, Siyonist rejim olarak anılıyor. Filistin davası, devrimden bu yana İran politikasının temellerinden birini oluşturuyor. Hamas da İran'ın direniş ekseni olarak nitelediği bölgesel ittifakının parçası. Gazze Savaşı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim zirve yaptı. Amerikan yönetimi, Irak, Suriye ve Yemen'deki İran destekli milis gruplarına hava saldırıları düzenledi. Washington, İran'ın Rusya'ya drone, Orta Doğu'daki silahlı gruplara füze salladığını iddia ediyor. Tahran reddediyor. İran'da rejim yıl dönümü kutlamaları bu yıl genel seçimlerin hemen öncesine denk geldi. Halk 1 Mart'ta sandık başına gidecek. Mahsa Emini protestolarından bu yana İran'da ilk kez seçim yapılacak. Emini, başını örtmediği için gözaltına alınmış, gözaltındayken ölmüştü. Ardından ülkede son yılların en büyük protesto gösterileri yaşanmıştı. Henüz 19 yaşında okuldan çıkmış eve giderken bindiği minibüste öldürülmüştü Özgecan Aslan. Aradan 9 yıl geçti. Adı o günden bu yana unutulmadı. Kadına şiddetle mücadelede simge isim oldu. Ölümünün 9. yılında ailesi ve sevenleri mezarı başındaydı. Eve gitmek için bindiği minibüste öldürülmüş, cinayet tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı. Özgem'den sonra 5000 kadın öldürüldü. Vahşice katledildi. Yani hiç kimsenin evladı böyle olmasın diyorum. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan 2015'te Mersin Tarsus'ta bindiği minibüste katledildi. Cinayetten sonra Türkiye'nin dört bir yanında Özgecan'ın öldürülmesini protesto edenleri yapıldı. Özgecan'ın adı o tarihten bu yana hiç unutulmadı. Kadına şiddetle mücadelede sembol isim haline geldi. Şiddetin bitmesi için insanların okuması lazım, düşünmesi lazım, akletmesi lazım, hikmete varması lazım. Ailesi ve sevdikleri ölümünün 9. yılında Mersin Şehir Mezarı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti. Özgecan dualarla anıldı. Özgecan Aslan'ın katilleri olan 3 sanık indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba oğul 2016'da cezaevinde saldırıya uğradı.
Cinayetin faili Ahmet Supi Altındöken öldü. Hafif yaralanan babası Necmettin Altındöken ise hala cezaevinde. Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Karakoyunlu siyasi kimliğinin yanı sıra yazar kimliğiyle de tanınıyordu. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu... 2000'li yılların başında devlet bakanlığı yapan Yılmaz Karakoyunlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Bülent Ecevit hükümetinin sözcülüğünü de üstlenen Karakoyunlu'nun vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Evinde rahatsızlanan Karakoyunlu'nun hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Bir insanın iddialı olmasını anlayışla karşılarım. Çünkü ben de iddialı bir insanım. 1936'da İstanbul'da doğan Yılmaz Karakoyunlu, Devlet Planlama Teşkilatı'nda meslek hayatına başladı. Daha sonra istifa edip özel sektöre geçti. Karakoyunlu, 80'li yılların başında Banker Castelli olarak bilinen Abidin Cevher Özden'e ait iflas eden şirketlerin genel koordinatörü olarak görev yaptı. 20 ve 21. dönem Anavatan Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak meclise giren Karakoyunlu, genel başkan yardımcılığı da yapmıştı. Karakoyunlu siyasi kimliğinin yanında yazdığı tarih konulu romanlarla da tanınıyordu. Varlık Vergisi Kanunu sonrası yaşananları anlattığı Salkım Hanım'ın Taneleri adlı kitabı sinemaya da uyarlandı. Karakoyunlu'nun 6-7 Eylül olaylarını konu alan Güç Sancısı adlı kitabının sinema uyarlamasında ise Beren Saat ve Murat Yıldırım gibi isimler rol aldı. Yılmaz Karakoyunlu için Ankara'da devlet töreni düzenlenecek. 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu siyah kıyafetlerle çıktığı konserlerde seslendirdiği eserlerle acılarını dile getiriyor. Koro son günlerde depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir kez daha bir araya geldi. Can diyor, söylerdi, ben can dedim, şimdi bildim. Depremden bu yana simsiyah giyiniyorlar. Seslendirdikleri eserlerde acılarını dile getiriyorlar. Nişan nedir, şimdi bildim. İnsan insan derler idi. İnsan nedir? Medeniyetler Korosu acının müziğini yapıyor artık. Biz o günden bugüne kadar sadece siyahlarımızı giyiyoruz. Antakya Medeniyetler Korosu 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybetti. 2007'de kurulan koronun amacı, birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermekti. 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan koro, bugüne kadar sayısız konser verdi. Koro, afetin birinci yılında depremde hayatını kaybedenlerin anısına yeniden bir araya geldi. Yılmaz Özfırat hocamız. Ona çok saygı duyuyorum ve o enkazdan 8 saat sonra çıkmasına rağmen ve çok çabuk bir şekilde ayağa kalktı. Bu şehri ayağa kaldırmak inancıyla ayağa kalktı ve elimizden tuttu. Can diyor, söylerdi, ben can dedim, şimdi bildim. Antakya Medeniyetler Korosu önümüzdeki günlerde de depremzedeler için yardım konserleri vermeyi sürdürecek. Küçük yaşlarda gittikçe artan sosyal medya ve internet kullanımına karşı çocukların daha bilinçli olması için okullarda siber güvenlik ve siber zorbalık derslerinin arttırılması isteniyor. Uzmanlar eğitimlerin anaokulundan itibaren verilmesi gerektiğini belirtiyor. İnternet ve sosyal medya kullanımı çok küçük yaşlara kadar indi. Bu durum olası tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Çocukların virüs saldırıları ve dolandırıcılık risklerine karşı neler yapabileceklerini bilmesi önemli. Okullarda siber güvenlik derslerinin artması isteniyor. Çocuklar okullarda ya ve evde aldıkları eğitimde
Tanımadıkları herhangi bir kişiden herhangi bir yiyecek maddesi ya da hediyeyi kabul etmemeleri öğretiliyor. Bunun sanal dünyaya yansıması da çocuğun kullandığı platformlarda mesajlaşma uygulamaları kullanılarak onlara gönderilen linkler. Bu linkler tıklandığı zaman başına neler gelebileceği, cihazın kontrolünü karşıdaki kişinin eline geçebileceği, fotoğraflarının karşıdaki kişinin eline geçebileceği, hesabının karşıdaki kişinin eline geçebileceği gibi daha basit, daha temel ama çocuk için içinde büyük görünen riskleri çocuğa çok iyi anlatmak gerekiyor. Siber güvenliğin yanı sıra çocuklara okullarda siber zorbalık eğitimlerinin de verilmesi öneriliyor. Çocuğun dijitale eriştiği andan itibaren aslında bu riskle karşı karşıyayız. Dolayısıyla o iletişimin, etkileşimin olduğu andan itibaren buna dair bir farkındalık verilmesi çok çok doğru bir yaklaşım. Şimdi zorbalığı zaten anlatırken çocuğa siber dünyada olanları, oradaki duygu durumlarının da aslında bütün hayatımızı etkilediğini, orada yapılan şeylerin de bir sorumluluğunun olduğunu farkındalık çalışmalarıyla aktarmak gerekiyor. Ebeveynlerin de siber güvenlik ve zorbalık dersleri alması öneriler arasında. İstanbul Nişantaşı'nda eski sevgili pazarı kuruldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kurulan pazarda eski ilişkilerden kalan ürünler satılıyor. Alanı ilginç bulan ziyaretçiler hem alışveriş yapıyor hem de Sevgililer Günü için hediye fikirleri ediniyor. İlginç notlar yazıyorlar, eski sevgililerinden kalan eşyaları satıyorlar. Nişantaşı'nda 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel eski sevgili pazarı kuruldu. Taşkışla Caddesi'ndeki alanda kahve fincanından kıyafete kadar birçok ürün bulunuyor. Diğer ilişkilerimizden kalan eşyaları biriktirmişiz bir şekilde, evde kalanları da toplayarak buraya geldik ve satış yapmaya başladık. Yoğun bir ilgi de var aslında. Alışveriş yapanların yanı sıra Sevgililer Günü için hediye önerisi arayanlar da pazara ilgi gösteriyor. İnsanlar daha önceki sevgililerine neler almışlar? Ben de bunlardan acaba bir fikir edinebilir miyim geldiğimde diye gelip burada eski sevgili pazarını gezip hem ürünleri görüyorlar, hem fikir alıyorlar, hem de almak istedikleri eşya varsa da bunları alabiliyorlar. Yaklaşık bir 20-25 tane eski sevgilisinin eşyasını satmak isteyen insanı kabul ettik bu yıl ama ziyaretçi sayısı çok fazla. Eski sevgili pazarı 14 Şubat'a kadar devam edecek. Hatay'da Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yapılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremleri hasarsız atlatmıştı. O süreçte depremzedelere ev sahipliği yapan külliye yeniden turizme açıldı. 407 yıllık külliye depremleri hasarsız atlatmış, afetzedelere yuva olmuştu. Tarihi külliye tekrar turistleri ağırlamaya başladı. Günlük buraya vatandaş ziyareti olarak belki 500 bin, duruma göre değişiyor, tatil günlerine göre değişiyor. Yurt dışından gelen turlarımız oluyor, bizimle iletişime geçiyorlar, burada geliyorlar, geziyorlar, kalemizi açıyoruz, hamamımızı tanıtıyoruz. Hatay Payas'taki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi 1574 yılında Mimar Sinan tarafından yapıldı. Yaklaşık 15 bin metrekare alana sahip külliye, bir kervansaray, kadınlar ve erkekler için birer hamam, medrese, cami ve 48 dükkanı da içerisinde barındırıyor. 6 Şubat depremlerini hasarsız atlatan yapı, evleri hasar gören ve yıkılan depremzedelere ev sahipliği yaptı. Depremin ardından günlük 2500 kişiyi ağırladı. 3 ay kalan oldu, 5 ay kalan oldu ama biz hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımıza gitmesi gerektiğini, çıkması gerektiğini, bırakması gerektiğini söylemedik. Kim ne zaman kendisine kalacak yer tahsis ettiğinde, evini tekrar gidebilme konumuna geldiğinde tek tek yavaş yavaş burayı bıraktılar. Depremzedeler konteynerlere geçince külliyede tekrar turizme açıldı. Turistler tarihi külliyeyi yeniden ziyaret etmeye başladı. Çin takvimine göre dünya ejderha yılına girdi. Yeni yıl kutlamaları ise gezegenin sınırlarını aştı. 100 günden uzun süredir uzayda bulunan 3 Çinli astronot ülkelerindeki heyecana ortak oldu. Milyonlarca Çinli dün yeni yılı karşıladı. Çin takvimine göre dünya 10 Şubat'ta ejderha yılına girdi. Küresel çapta birçok kentte geniş katılımlı kutlamalar yapılırken yeni yıl coşkusu gezegen sınırlarını aştı. Çin'in uzay istasyonu Tiangong'da bulunan 3 astronot yeni yıl heyecanına yeryüzünden 430 kilometre yukarıda ortak oldu.
Burası Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın 18 gün geçirdiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngedeki komşusu. Tiangong'da bulunan Shenzhou 17 mürettebatı, geleneksel motiflerle süsledikleri istasyonda ejderha yılına merhaba dedi. 3 astronot yakın zamanda dünyadan gönderilen festival yiyecekleriyle özel bir akşam yemeği de yedi. Astronotlara yeni yıl dolayısıyla 3 gün izin de verildi. Ekip bu süreyi sevdikleriyle video görüşmeler yaparak geçirecek. Çin geleneğinde her yıl Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil ediliyor. Dünya ejderhadan önce tavşan yılındaydı. 2024'ün sembolü ejderha, Çin burcundaki 5. hayvan. Çin kültüründe iyi şansı, gücü ve sağlığı temsil ediyor. Çinli yetkililer 100 günden uzun süredir istasyonda bulunan 3 astronotun fiziksel ve psikolojik sağlıklarının iyi durumda olduğunu açıkladı. 26 Ekim'de uzaya çıkan üçlünün dünyaya Nisan ayında dönmesi planlanıyor. Devam ediyoruz ana habere. Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı bir internet sitesi olan Rotten Tomatoes, son 25 yılın en iyi dizilerini oyladı. Eleştirmenlerin oylarıyla belirlenen listenin birincisi şaşırtmadı. Against their common enemy, himself. Eleştirmenler oyladı. Son 25 yılın en iyi 15 dizisi belirlendi. Rotten Tomatoes'a göre son 25 yılın en iyi dizileri listesinin ilk sırasında 16 Emmy ödüllü Breaking Bad yer aldı. 2008-2013 yılları arasında yayınlanan 5 sezonluk dizi, 50. yaş gününü kutladıktan sonra 3. evre akciğer kanseri olduğunu öğrenen kimya öğretmeni Walter White'ın dönüşümünü anlatıyor. Breaking Bad sona erdikten sonra eski dizi karakterlerinden birinin hikayesini seyirciyle buluşturan yapımcılar bu akıllı hamlenin meyvesini topladı. Düzenbaz avukat Saul Goodman'ın Walter White'tan öncesini anlatan Better Call Saul listenin 13. sırasında yer aldı. Wow, you got a mouth on you. Thank you. Any partnership for that matter is a give and a take. Listenin ikinci sırasında New Jersey'deki bir Amerikan İtalyan mafya ailesinin hikayesini anlatan The Sopranos var. Oh, poor you. Kill me now. 86 bölümlü ve bol ödüllü dizi aldığı olumlu eleştirilerle adını gelmiş geçmiş en iyi diziler arasına yazdırdı. To reveal himself. I'm warning you, do not do it. Suçluların dünyasına farklı bir bakış sunan The Wire'ın 3. Reklam gurusu Don Draper ve ekibinin macerasını anlatan Mad Men'in ise 4. olduğu listede. I'm gonna build something. Geçtiğimiz aylarda sona eren aile draması Succession 5. oldu. Game of Thrones, Darkness that will swallow the dawn. Lost, It's been an accident. Six Feet Under gibi unutulmaz dizilerin de sıralandığı listenin tek animasyonu durum komedisi BoJack Horseman oldu. Oh my God, he's got a gun. Relax, it's a lighter. Hafta boyunca öne çıkan kültür sanat gelişmelerini haftanın sanat olaylarında derledik sizler için ve ana haberi de böylece noktalayacağız. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.